Bir kalpte elektriksel uyarılar bu morla çizdiğim bölgeden çıkar, kulakçıklara yayılır. Ardından kulakçıklar ile karıncıklar arasında iletinin olduğu bir bölge var. Bu bölgeye gelir, bu bölgeden geçip karıncıklara yayılır ve her bir kalp furusu bu şekilde oluşur. Bunlar hep birbirini takip eder. Şu kulakçık burusu, bu da karıncık burusudur. Bunun bozulmasına AV blok denir. Burada veya daha aşağı seviyelerde ileti bozulur. Yani her kulakçık vuruşunu karıncık burusu takip etmeyebilir. Birinci derece AV blok dediğimiz formu daha hafiftir. Burada her kulakçık vuruşunu karıncık burusu takip eder. Ancak bu mesafe uzar burada görüldüğü gibi. Diğer bloklarda ise ikinci derece tip 1 ve tip 2 ile üçüncü derece blok. Bu bloklarda ise her bir kulakçık vurusunu karıncık vurusu takip etmez. Değişik kriterleri var. Ayrıntıya girmeye gerek yok. Ancak bunlar eğer ikinci derece tip 1 varsa şikayete neden oluyorsa pil gerektirebilir. İkinci derece tip 2 ve üçüncü derece bloklar daha ileri derecede bloklardır. Aslında genelde şikayete neden olurlar. Baş dönmesi, bayılma, bayılır gibi olma gibi. Bu nedenle kalp pili gerektirirler çoğu durumda.